Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. İnsanların ilk dönemleri, ilk yerleşim yerleri ve Soğut Devleti'yle beraberiz. Buyurun evet, hocam. Evet Onur hocam. Şimdi ne yapacağız? İşte ilk insanların yaşadığı yerlere şöyle kısaca belli başlı yerlere bakacağız. Hı-hı. Arkasına küçük bir devletimiz var, Soğut Devleti. Ona şöyle kısaca bir göz atacağız. Güzel. Oo, Şanlıurfa'yla başlıyoruz hocam. Göbekli Tepe. İyi. Göbekli Tepe. Şimdi arkadaşlar, özellikle TYT ve AYT'ye hazırlanan arkadaşlar için söylüyorum ben. Güncel. Mesela şöyle bir şey. Mesela göreceğiz. Neyse onu en son söyleyeyim ben. En son söyleyeyim. Tamam. En son anlattıktan sonra. Biz orada kalsın hocam. En son söyleyeyim. Şimdi evet. Söylemeyeceğim ben. Şimdi Göbekli Tepe. İşte yaklaşık 10-15 yıllık bir mağazası var Göbekli Tepe'nin. İşte ilk kazılar 1995 yılında başlıyor. Şimdi Göbekli Tepe çok çok önemli bir kazıdır. Şimdi Göbekli Tepe denince aklımıza ne gelecek? İlk önce Göbekli Tepe Urfa sınırları içindedir. Urfa sınırları içinde kazı merkezidir. Göbekli Tepe'nin en önemli özelliği ilk tapınak buradadır. İnsanların yaptığı ilk tapınak neredeymiş? Göbekli Tepe'deymiş. Evet. En önemli özelliği bu. Hı-hı. Ama sadece bu değil önemli özelliği. Bir de önemli özelliği şu var. Şimdi hocam biz tarih derslerini şöyle anlatırız. İnsanların yerleşik yaşama geçmesini tarıma bağlarız biz. İnsanlar tarım yaptığı için tarlanın yanına ev yapıyorlar ya. Hı-hı. O yüzden insanlar böyle yerleşik yaşama geçmişlerdir diyoruz. Ama Göbekli Tepe'de tapınak bulundu ya. Tapınağın etrafında evler bulundu. Hmm. Bu ne demektir? Demek ki insanlar tapınaktan dolayı yerleşik yaşama geçiyorlar. İnançtan dolayı. Yani tapınağa uzak kalmamak için. O zaman tarihin şeyini değiştirir. Değiştirebilir. Tam değil de değiştirebilir. Bu daha araştırılıyor. Daha netliyor. Net değil. Tapınağa yakın olabilmek için tapınağın yanına ev yapıyorlar. Bak yerleşik yaşama geçiyorlar değil mi hocam? Hı-hı. Ama daha önce nasıldı? Tarlanın yanına ev yapıyorlardı. Yerleşik yaşama geçiyorlardı. Hı-hı. Bu bilgi değişebilir. Nasıl değişebilir? İnanç merkezlerine yakın olmak için oraya yakın yerlere ev yapmaları yerleşik yaşama geçmeleri neden olmuştur. Ama tam şey değil, kesin bir bilgi değil, onu söyleyelim. Ama Göbekli Tepe bu bakımda çok önemli. Göbekli Tepe denince bir Urfa'da, iki insanların ilk tapınağı, insanların yaptığı ilk tapınak burada bulunmuştur diyeceğiz. Bu da çok önemli. İlk tapınak. Çatalhöyük. Çatalhöyük nerededir? İşte Konya ve Çumra sınırları içinde, Konya sınırları içinde. Çatalhöyük ile ilgili iki şey bileceğiz aklımızda. Kavunu güzel hocam Çumra. Kavunu güzel Çumra. Evet. Şimdi hocam Çatalhöyük ile ilgili iki bilgi çok önemli. Fazla şey yapmaya gerek yok. Birincisi insanlara kurduğu ilk şehir buradadır. İlk şehir yerleşmesi buradadır. Vay be. İlk şehir yerleşmesi. Anadolu'da değil mi? Anadolu'da, Çatalhöyük'te. Bu birinci özelliği. Şimdi bundan dolayı sadece Çatalhöyük Anadolu bizim Türkiye'nin değil, dünya tarihinde olduğu için, dünya insanlarının olduğu için Çatalhöyük bölgesi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almıştır. Çünkü ilk şehir kabul edildi. İlk şehir kabul edildiği için. İlginç. Çatalhöyük ilk şehir yerleşmesi, iki UNESCO Dünya Mirası listesindedir Çatalhöyük. Ona göre arkadaşlar. Hı hı. Çayönü. Bura nereymiş hocam? Diyarbakır Çayönü. Diyarbakır Çayönü de çok önemli. Diyarbakır Çayönü'nde ise ilk köy yerleşmesi görülüyor burada. Hmm. İnsanlara kurduğu ilk köy burada. Yani Çatalhöyük'te ilk şehir Çayönü'nde. Çayönü'nde. Hmm. Aynı zamanda Çayönü'nde ilk üretim yapıyor insanlar. İlk üretimi, yani ilk tarımı burada yapıyorlar. Çayönü'nde yapıyorlar. Tarım anlamında. İlk üretim anlamında. Evet, bunları zaten söyledik. Şimdi burayla ilgili bir şey söyleyeceğim ben. Bir de başka yerleşim yerleri var mesela. Mesela Çayönü, az önce bahsettik Çatalhöyük, az önce bahsettik Göbekli Tepe. Bunlar Cilalataş dönemine ait yerleşim yerleri. Hı hı. Bir de Bakır Çağı'na, yani Kalkolitik döneme ait yerleşim yerleri var. Çanakkale Truva, evet. İşte Çorum Alacaöyük, Yozgat Alişar. Bunlar Bakır Çağı'na ait yerleşim yerler. Bu az önce saydıklarımız Cilalataş, yani Neolitik döneme ait yerleşim yerleri. Evet. Şimdi söyleyeceğim şu benim. Şimdi Çatalhöyükler, Çayönü ile ilgili, Truva ile ilgili, Alacaöyük ile ilgili, Alişar'la ilgili muhakkak soru gelmiştir. Tek gelmeyen soru Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'den son 2 senede bir soru bekliyorum. Ya bu sene ya da seneye. Hadi bakalım. Ya YKS'de. Bence de hocam. Ya TYT'de ya da AYT'de bir tane soru bekliyorum. Ya bu sene ya da seneye. Bence de gelir. Evet. Geldik Soğutlar. Soğutlar. İşte Soğut tam bir böyle büyük ahamşam bir devlet değil, bir devletçik de diyebiliriz. Şehir devletleriyle yönetiliyor Soğutlar. Hı hı. İşte Akunlar, yani Eftalitlerin hakimiyeti altında yaşamışlar. Ama uzun yıllar Göktürklerin hakimiyeti altında yaşamış bir kavim Soğutlar. Kavim diyelim biz bunlara. Hı hı. İşte Soğutlar ticaret, Soğut denince aklımıza ticaret gelecek. Tüccar bir toplum bunlar. Kayserili bunlar. Kayserili aynen. Orta Asya'nın Kayserilisi. Tamam. Orta Asya'nın Kayserilisi. İşte yaşadığı bölge Orta Asya. İşte Semerkant merkezi kurulmuştur. Semerkant yani merkezi. Soğutlardaki tüccar bir toplum. İpek yolu denince aklımıza Soğutlar gelmeli. İpek yolunda çok önemli işler yapmışlar, ticaret yapmışlar. Aynı zamanda Soğutlar
Çin'in ipeğini sadece ipek yolunda taşımamışlar. Çin kültürünü de taşımışlar. Çinceyi de taşımışlar mesela. Kültürler Çin, Çinlerin arası... etkileşim. Mesela Türkler ve Çinler arasında köprü olmuştur. Soğutlar. Soğutlar tabii. Kültür olanlar, ben de hocam mesela dil anlamında da edebiyatta Soğutça. Soğutça'dan çok sözcük Türkçe'ye geçmiştir. Soğutça. Aynı zamanda mesela Uygurların Mani dilini benimsemesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi Soğutlar. Evet. Soğutlar. Hatta oradaki Mani metinlerin çoğu Soğutça hocam. Soğutça işte. Onda o bilgi de ben veriyorum. Tabii. Aynen.